Merhaba, iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Fen öğretmenlerimiz, fen bilimleri öğretmenleri için bir deneme, ikinci bir deneme daha çözeceğiz. E, Fenci Sedat hocamız bu denemeyi kendi arkadaş grubunda uyguladı. Ona bir söz verdik. Hem de dedik YouTube'da yayınlayalım. Şimdi buradan ilk önce bir soruları göstereyim. Şöyle. Soruları e, Evet. Şu 61. sorumuz. Kendileri çözmek isteyenler için gösteriyorum. Şu 62. Şu 63. 64. 65. 66. 67. 68 69 70 <laughs> 71 72 73 74 75 Niye gösterdim soruları? ben çözmeden önce kendisi yapıp denemek isteyenler olabilir diye ki tavsiyede ederim öyle. İlk önce kendiniz çözün sonra da çözümlerden sınava son hazırlık eksiğimizi gediğimizi görelim. Şimdi çözümlere geçelim. 61'den başlayalım. 61 diyor ki Michelson ve Morley çalışmalarında uzay boşluğunu dolduran esir isimli bir madde bulunduğunu düşünülüyormuş. Bulunamamasına rağmen bilim insanları insanların dalga taşının için esirin şart olduğunu ısrar etmeleri bir paradigma değiş kavramının gücüne ve kolay değişmemesine örnek midir diyor. Bu paradigmalarda dirençtir. Bu paradigma kayması değildir. Kayamamasıdır. <laughs> Paradigmanın değişememesidir. Ve ona bir örnektir. Bir dönem biyologların bütün bakterileri zararlı olduğuna inanmaları ve tersine ikna olmakta direnç göstermeleri bir paradigmaya dirençtir. Yeni paradigmaya dirençtir. Aristoteles ve Orta Çağ düşüncesinden gelen dört element fikrinin 1700 yıllara kadar yanma olayının negatif kütleli filiston kavramı ile açıklamaları da derslerimizde bunu anlatmıştık çok. Bu da paradigma olarak karşı bir dirençtir. Yani paradigmalara karşı ifadesi yanlış oldu. Yeni paradigmaya karşı direnç eskisinde direnmedir. 62. Fen bilimlerinde Dawson, Danielli, Singer ve Nicholson'ın çalışmaları ile bilinen hücre teorisi araştırmalarında hücre için teori kavramının kullanılmasının temel nedeni hangisidir? göz e, Bu güzel bir soru. Hücrenin gözlenemiyor olması. Hayır, bazı hücreler gözleniyor. Artık ışık mikroskobu ile çoğu gözleniyor. Evrim teorisiyle ilişkilenmesi doğrudur ama e, bu teori olması için yeterli şart değil. Deneysel olarak çalışılamaması. Hayır, deneysel olarak çalışılıyor. Fizik yasalarına da uyuyor bal gibi. Ee, fizik yasaların hepsi de uyuyor zaten. E, ee, Olmatik basınca uyuyor. Ee, e, bu e, hep ya da hiç kanuna uyuyor. Hepsine uyuyor. B. Moleküler düzey ilişkilerin ortaya konmaya çalışılması. Teoriler moleküler düzey ilişkiler görülemediği için ışık mikroskopunda hatta elektron mikroskopunda da görülemediği çok üstün körü görüldüğü için e, bunun için bir teori olarak tanımlanıyor. Oldukça zor bir soru. 62'nin zor olduğunu düşünüyorum. 63. Bir fen bilimleri öğretmeni dersinde ısı transfer hızını belirleyen faktörleri bu derste belirleyeceklerini söylüyor. Daha sonra öğrencilere çalışma kağıtlarını dağıtarak deney malzemelerini dağıtıyor. Son olarak öğrenciler çalışma kağıdının yazılı basamaklarını takip ederek deneyleri yapıyor. Hangi laboratuvar yaklaşımıdır diyor. Yapılandırılmış. Tekrar şunu vurgulayalım. Hipotezi öğretmen verirse ki burada şunu belirleyeceğiz diyor. Bu aslında örtük olarak bir hipotez cümlesi. Deney tasarımının ne yapılacağını öğretmen verirse bu yapılandırılmış araştırma sorgulamadır. Yukarıdakiler hangisi uygun bir hipotez cümlesidir? Bir maddenin sıcaklığı arttığında ısısı artar. Uygun bir hipotez cümlesi değildir. Çünkü bir maddenin ısısı ölçülemez ancak transfer olan ısı ölçülür. Akım sabitse potansiyel farkı arttığında pil parlaklığı da artar. Bu doğru mu yanlış mı diye incelemiyoruz. Bu hipotez cümlesi olur mu? Olur. Bir mol gazın hacmi arttığında öz kütlesi de azalır. Bu doğru olabilir, yanlış olabilir ama incelenebilir bir şeydir. Doğru cevap da 2 ve 3'tür. Bir başka sorumuz. ABC öğrencileri laboratuvarda direnç ölçme deneyi yapmaktadır. Deneyi yaparken aralarında bir iş bölümü yapmaya karar verirler. A şunu yapar, B şunu yapar falan. A uygun elektrik devresini kurmak ve çalıştırmak. B voltmetre ve ampermetre kullanarak gerilim ve akım değerlerini tespit etmek. C B'nin söylediği değerleri kaydetmek. Bu çalışmalarla ilgili elde edilen verilerle bir modelle oluşturulabilir. Bakalım şimdi voltmetre, ampermetre e, direnç ölçme evet ne burada akım, gerilim hepsi var. Modelleme oluşturulur. Elde edilen verileri statik, elektrik? Hayır. Şimdi bu katıların iletkenliğidir. Statik durgun elektrikle hiçbir alakası yoktur. Elde edilen veriler ve operasyonel tanımlama ilişkileriyle elektromanyetizma içinde kullanılabilir. Hayır. Maxwell'in elektromanyetizma denklemleri farklıdır. Bu ohm yasasıdır. Efendim 66. Ahmet öğretmen öğrencisinden görselde verilen ampulün yanıp yanmayacağını tahmin etmesini ister. Hamit yanmaz çünkü enerji negatif uçta, negatif uçta da, ha, buradan da bağlasaydık yanardı diyor. Ha, enerji burada diyor. sen. Hamit'in açıklamaları ee, hangisidir? Bu Şimdi şuna bakalım. Doğru cevap değil. Bilimsel bilgi değil, yaratıcı düşünme değil. Eksik bilgi mi, yanlış nedenli doğru cevap mı? Yanmaz doğru cevap. Ama açıklaması yanlış, onun için yanlış nedenli doğru cevaptır. Şimdi burada bu sene en çok uğraştığım konulardan bir tanesidir. Bazı yayınlar hangisi bilmiyorum. Çocuk kavram yalgısı gibi bir şeyde yanlış yanlış söylerse sonra da emin değilim derse eksik bilgi oluyormuş. Valla bu böyle değil. ÖSYM bugün sene sorarsa yani ben anlatmaya çalıştım ama çok can yakacak ondan sonra. Eksik bilgi dediğimiz böyle bir şey değildir. Eksik bilgi doğru söylediği halde detaylara eksik bilmektir. E, bu da yanlış nedenli doğru cevaptır. Yanlış nedenli doğru cevap cevabı yanar yanmaz diye doğru söylemiş ama nedenini yanlış açıklamış. Güneş tutulması ayın hangi evresinde oluşur? Dolunay bir gözümle canlandırıyorum. Güneş tutulması yeni ayda olur. Yanlış. Çünkü dolunayda ay tam görünüyor. Güneş kapatıyor. Eminimse emin. Bu kavram yanlıştır. Her şey yanlış. Bir daha bakalım. Şurası güneş. Ben öyle ezbere bilemiyorum. Şu dünya. Dünyanın üzerinde çevresinde ay. Ne diyor bu? Güneş tutulması. Güneş tutulması burada yeni ayda olur. Dolunay'da olur diyor kavram yalgısı. 68. Bir öğretmen bazı öğrencilerin asit baz tepkimeleri sonucunda oluşan bütün tuzların nötral olduğunu ve bu tuz çözeltilerinin pH değerinin her zaman 7 olacağını düşündüklerini fark etmiştir. Öğrencilerine bu yönde olası kavram yanılgısını gidermek isteyen öğretmen dersin ilk aşamasında bir tuz çözeltisi hazırlamış ve bu çözeltiden pH değerini öğrencide pH metre ile ölçtürmüştür. Bu derste kullanılan yöntem aşağıda hangi, en çok hangisine benzemektedir? Tahmin et gözle açıklaya benzemektedir. Tabi burada önemli bir şey tahmin et gözle açıklaya kavram yargılarını tespit eder. Gidermek konusunda her zaman etkili değildir. E, etkili değilse öğretmen niye bunu yapıyor? Ha şöyle tahmin et gözle açıklayı yapar. Yanı sıra başka bir teknik kullanarak e, Sokratik sorgulamayla başka bir şeyle kavram yargısını giderebilir bu kavram yasasını gideriyor mu dememiş. Ne teknik kullanıyor demiş. Bunu kullanır yanında soketik sorgulamayla veya başka bir şeyle giderebilir. Isının ölçülemeyeceğini söyleyen öğretmeni. öğrencisi ama öğretmenim delta Q falan formülü hesaplıyorsunuz. Öğretmen iyi de burada neyi hesaplıyorsun? Sen ısıyı hesaplamıyorsun. Transfer olan ısıyı hesaplıyorsun. Öğretmenin öğrencisi hangisini söylemesi en uygun olur? Hesapladığın şey ısının kendisi mi? Aferin. Hiç kalemiyeti kabuğu kullandım mı? Çok güzel. Hesapladığın şey ısının kendisi mi? Değil. Isının transfer olan miktardır. Delta var orada. Değişimdir o. Efendim bir üniversite fen bilimleri dersinde öğretmen öğrensin kimyasal türler arası etkileşimler konusunda iyon, iyonik bağ, kimyasal bağ, kimyasal türler arası etkileşimler, kovalent bağ, metalik bağ ve molekül kavramları içeren yerel bir kavram haritası hazırlaması istemiştir. Bu görevin 1 2 3 bak hiyerarşik diyor. Bu hiyerarşik olur. Ha hiyerarşik olmayan kavram haritaları da vardır ama olabilir. Bu kesinlikle hiyerarşik değildir, bir listelemedir. En üstteki en büyük kavram değildir. Kavram ağı da hiyerarşik değildir. Bu oldukça zor bir soru. Bunlar hiyerarşik değildir, onu bilmek lazım. 71 Burada ıı, şu sembol var. Ee, sıcak su soğuk olanını boşaltıyor. Ee, ne hata yapıyor diyor. Isıtma işleminin soğuk su banyosu ile yapılmamış olması diyor. Kolay bir soru. 72. Aslı öğretmen 2, 2021 5. sınıfla fen bilimleri dersinde Güneş, Dünya, Ay ünitesinde kazanımları işlemiştir. Öğretmenin bu konuyla ilgili hangisini yapması doğru olmaz. Dünyanın 5. sınıfta geometrik şekli var. Katmanları var. Bu var. İyi de ay tutulması 6. sınıfta. Doğru cevap E'dir. Bu programla ilgili bir soru olmuş. Programdan da böyle sorular soruyorlar. Yine programla ilgili bir soru. 2018 programı sarmal bir yapıda düzenlenmiştir. Hem sarmal hem bir kerede verilen kazanımlara yer vermiştir tematik ve modüler yaklaşım dikkate alınarak düzenlenmiştir. Doğru cevap 1-2'dir. Ya şimdi bunu soruyu niye yazdık ya? Bu sene çok dert oldu. Herkes hocam fen programı tematik değil mi falan. Daha önce kimse bana böyle bir şey sormazdı. Değil zaten de. Programı okusunlar değil. Neden bilmiyorum bu sene bir yayın mı öyle bir şey dedi. Eslen tematikmiş hocam falan diyor. Hiç alakası yoktu. Hiçbir zaman 2005 sonrası hiçbir zaman fen programı tematik olmamıştır. 74 2018 yılında yayınlanan fen programında sarmalık ilkesi bağlamında 8. sınıfta hangisi yer almalıdır? Şimdi bunlar 3. sınıftan 7. sınıfın sonuna kadar adım adım getiriliyor ve 10 yasasına ulaşılıyor. 8. sınıfta ise statik elektrik e, durgun elektrik var. 75 6. sınıf Program bağlamında ses ünitesini öğrenen bir öğrenci hangi sonuçlara ulaşması beklenir? Ses katıda yayılabilir, sıvıda yayılabilir, gazda yayılabilir, boşlukta yayılamaz. 1, 2, 3'tür. Tabi boşlukta yayılabilen dalgalar var. Elektromanyetik dalgalar falan ama ses boşlukta yayılamıyor. Mesela ışık boşlukta yayılıyor. Evet, hepinize iyi günler diliyorum. Sınavınızda başarılar diliyorum. ÖHVT sınavınızda.